İnşaatların olmazsa olmaz ekipmanı kulevinçler, yaygın kullanım alanı sayesinde en popüler iş makineleri arasındadır. Kulevinçlerin kurulumu ise iş makinesi izlemeyi hobi haline getiren halkımız arasında her zaman merak konusu olmuştur. Bu videomuzda kulevinçlerin nasıl kurulduğunu ve Nasıl söküldüğünü ele alacağız. Kule vinçler özellikle kentsel dönüşüm sonrası her sokak başında yükselmeye başladı. Bu nedenle birçoğumuzun aşina olduğu bu makineler dışarıdan basit gibi görünebilirler. Ancak kule vinçlerin kurulumundan çalışma prensibine kadar birçok konuda detaylı mühendislik hesaplamaları yapılır. Kule vinçleri diğer iş makinelerinden ayıran en önemli özelliği birçok farklı parçadan oluşmasıdır. Bu açıdan kule vinçleri Lego'ya benzetebiliriz. Lego benzetmesiyle devam edersek ana gövdeyi oluşturacak her Lego parçasına mast adı verilir. Diğer parçaları ise raylı bir sistemle taşıyıcı halatın ileri geri hareketini sağlayan bom kolu Operatör kabini ve kuyruk kısmında bulunan dengeleyici ağırlıklar oluşturur. Artık kule vinçlerinin nasıl kurulduğuna geçebiliriz. Yüzlerce farklı parça ve bağlantı aparatından oluşan kule vinçler inşaat sahasına parçalar halinde getirilir. Bu aşamada Kulevinç'in kurulum noktası belirlenir ve çok kritik hesaplamalar yapılır. Bu hesaplamalar esnasında inşaatın büyüklüğü, yüksekliği ve Kulevinç'in dönüş radyosu gibi konular dikkate alınır. Kurulum noktası belirlendikten sonra Kulevinç'in türü ve büyüklüğüne göre beton zemin hazırlanır. bir sonraki aşamada mobil vinç yardımıyla ilk parçalar beton zemine monte edilir ve ana hat oluşturulur. Gövde maslarının montajının ardından ana bom ve operatör mahalli monte edilir. Daha sonra ise en kritik parçalardan biri olan arka ağırlıklar yerine konur. Ana hat kurulduktan sonra ise kulevinçlerin kendi kendini yükseltmesini sağlayan parça devreye girer. Bu parçanın adı teleskop. Özel bir hidrolik sistemden oluşan teleskoplar ana gövdeye monte edilir. Bu sayede kulevinç ne kadar yükselmesi gerekiyorsa o kadar mast ana gövdeye eklenebilir. Kurulumu tamamlanan vinçlerin rüzgar etkisiyle salınım yapmaması önemlidir. Bu nedenle vinç ile yapı arasında bağlantı aparatları yerleştirilir. İnşaatın tamamlanmasının ardından aynı yöntemle sökülür ve bir sonraki proje için parçalar halinde stok sahasına yollanır. Daha fazla makinekolik videosu için abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın.